Selamlar. Merhaba sevgili yaylar. Evet, Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Yay Burcu Eylül ayı yorumuna hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, Yay Burcu'nda neler var? Bence çok fazla iyi bir şey yok. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla Başak evet. Burcu'ndaki yeni ay yayı biraz kararıyor. Ama evet. Çok da kötü bir ay değil. Evet, devam edelim Yay Burcu için. Evet, Başak Burcu'na, Eylül ayına, Başak yeni ayıyla başlayacağız. 5 Eylül'de doğacak bu yeni ay. 13 derece Başak Burcu'nda olacak. Başak yeni ayları tabii yay burçlarına kare açı yaptığı için bazen biraz zorlayıcı olabilir. Bu yeni ay haritasına baktığımızda da yay burcu yükseliyor. Yay burcu yükseliyor. Plüton üçgen Jüpiter'e evet. Sekstil yapıyor. Jüpiter açısı iyi. Başak burcunda yeni ay iş ve kariyer. Evet. İş ve kariyerle ilgili bazı başlangıçlar, kaderler. Çünkü şimdi bu Şarlatan konumundaki 13 derece Başak 0-4'te gezegen açıları daha ziyade Aralık'ın 5'inden sonra 12'sine kadar doğan yay burçlarında diğerlerine göre daha etkili. Evet. Yeni iş ve kariyer fırsatlarına sebebiyet verir. Plüto üçgen Jüpiter sekstil yapıyor. Bu kaderde bir yol ayrımıdır. Yani iş ve kariyerle ilgili kadersel bir yol ayrımına girmek veya da hayatta bir yol ayrımına girmektir. Evet. Yani evlenmek. Evet. Birlikte olmak, birlikte yaşamak. Bir iş ortaklığına girmek. Şimdi 10. evin bir özelliği var zaten. Toplumdaki Satürn. Evet. Toplumdaki Satürn. Yani 10. evdeki gezegenler çok üst düzeydeyse statüyü kazanırsa. Tabii. Ama 10. evdeki gezegenlerde sorunlar varsa statü kaybın olur. Çok da ciddi bir statü kaybıyla karşılaşabilirsin. Mesela bir kısım yükselen yengeçler statü kaybına uğradılar. Yani yengeç burçları geçtiğimiz dönemlerde Uranüs'ün geçişi, Uranüs. Plüton teyze. Evet. Statü kaybına sebebiyet verir. Statü ve kaderi de temsil eder. Yani astrolojide hayatta ulaşabileceği en önemli nokta iş fırsatları gelir. Evet. İşle ilgili değişiklikler gelir. Kariyerle ilgili yükselişler gelir. Spika destekli olduğu için de kaliteli ve güzel işler olur burada. Kaliteli ve güzel işler. Evet, başka neler var sence? Evet, 9 Eylül önemli bir gün. Mars ve Satürn arasında kare açı var. İkisi de sert, malefik gezegen olduğu için bunların karesi biraz zorlayıcı olabilir. Yay burçları için özellikle Aslan, Akrep, 9. ev, 12. ev konuları belki seyahatler veya yurt dışı ile ilgili işlerde veya eğitimle ilgili konularda biraz sıkıntı yaratabilir. Tabii. Gizli düşmanlıklar da yaratabilir. Gizli düşmanlıklar da yaratabilir. Yani beklenmedik gizli düşmanlıklar, baskı, zorlanma, güç, gerginlik yaratır. Yani buna benzeyen o yapılar olur. 11 Eylül'de Mars 150'lik Plüton var. Güç savaşları. Yani gene Aslan Oğlak kasbı üzerinde. Evet. Gene baktığında ilginç bir pozisyon var burada. Oğlak üzerinde olduğu zaman da maddi konularda bir sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. 11 Eylül'de Venüs Akrep'e giriyor. Yani Merkür de Terazi'ye geçiyor 9 Eylül'de. Evet, burç değişimlerimiz var. Merkür'ün Terazi'ye geçmesi 11. evde belki sosyal çevrelerinde bir hareketlilik, arkadaşlarınla daha fazla birlikte olmak, iş konularının biraz daha yoğunlaşması, iş görüşmelerinin artması gibi olaylara sebebiyet olacak. Merkür 30 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda olacak. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi yaylar için 12. evde birazcık gizli olaylar olabilir. İlişkilerde ortaya çıkabilir. Evet. Yanlışlar ortaya çıkabilir. Yanlış yapılan davranışları biraz ortaya çıkartabilecek bir davranış biçimidir. Zaten yani Yay Burcu son zamanlarda çok fazlasıyla güneş ve ay tutulması yaşadı. Evet, evet. Bu onların üzerindeki güneş ve ay tutulması döngüsünün son emareleri. Bir kısmı evlendi, bir kısmı boşandı, bir kısmı bir sevgi ilişkisini bitirdi, yeni bir sevgi ilişkisine girdi ama Yay Burcu'nun İki tipi var. Evet. Bir yılancı yay dediğimiz tip var. Evet. Aquilius Serpentis dediğimiz 21 Kasım'dan oluşan iki Aralık'a kadar olan kısmı var. Diğeri de yani bu 13. burç denilen şey aslında ki evet, değil. Evet. 13. burç yayın bir dekanatıdır. Dekanı. İki Aralık'tan bir de sonra devam eden bir yay grubu var. Bu daha ziyade Serpentis ve yılancı yayı zorlayan bir dönem. Diğer yay burcu yani gerçek asil kalitesi yüksek yay burcunda
çok daha keyifli bir döneme sokacaklar. Evet. 18 Eylül'de Venüs kavuşum Satürn, 19 Eylül çok önemli. Balık burcu dolunayı, evet, ev değiştirmek. Yay burçları için önemli bir dolunay. 19 Eylül'de olacak, 26 derece balık burcunda. Evet, evlerini etkileyen, yaşadıkları yeri etkileyen bir dolunay veya ailelerini etkileyen bir dolunay bu. Belki yaşadıkları yerde bir değişiklik olabilir, bir sonlanma, yeni başlangıç, aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili. Küçük sağlık sorunlarına dikkat edilmesi lazım. Merkür Jüpiter karesi var dolunay sırasında ve Venüs Satürn kavuşumu yine etkin olacak dolunay sırasında. Venüs Satürn kavuşumu da tabii özellikle ciddiyet getiriyor. Bazı belki duyguları kısıtlayan durumlar yaratabilir ya da maddi. Aileden destek gelebilir, evet, evet. Ailesel konular gündeme gelebilir. Bunları göstermiş. Şimdi 22 Eylül'den itibaren Güneş Terazi burcuna geliyor. Güneş Terazi burcuna geçecek yaylar için. Daha sosyal, daha fazla organizasyonlara katılabilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte olabilecekleri veya iş yerindeki projelerle daha fazla ilgilenebilecekleri bir dönem. 24 Ekim'e kadar Güneş Terazi burcunda yaylar için destekleyici olacak. Ay sonunda Merkür Akrep burcuna geçecek. Biraz belki iç dünyalarına dönüp bilinçaltlarının sorgulanacağı bir dönem olabilir. Yaptıkları Merkür. Doğrular, yanlışlar, evet. Mutluluklar, mutsuzluklar, destek almak ve almamak ruhsal anlamda kendini geliştirmekle ilgili bir dönem. Evet sevgili yay, bir kısmınız için olumlu, bir kısmınız için ise çok olumlu olmayan fakat genel olarak güzel bir döngüye girdiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere sevgiler. Hoşçakalın.